Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 7. sınıflarımızda okutulan temel dini bilgiler dersimizin 1. dönem 2. yazılı çalışma sorularının cevaplarını yapacağız. Hadi başlayalım test sorularımıza cevaplarımızı bulmaya. 1. sorumuz, aşağıda verilen örneklerden hangisi konuyla ilgili değildir diyor. Bakalım. Ali öğretmen, İslam'ın temizliğe verdiği önemi açıklamak için derste ayet ve hadislerden bazı örnekler vermiştir. Şimdi burada verilen hadislerimizden, ayetlerimizden hangisi temizlikle ilgili değildir onu bulacağız. Birinci cümlemiz, temizlik imanın yarısıdır. Peygamber Efendimiz bu şekilde bir hadisi vardır biliyorsunuz. Bu temizlikle ilgili mi? Tabii ki. Allah tertemiz olanları sever. Yine aynı şekilde temizlikle ilgili bir ayetimiz. Onları biz yarattık. Onların yaratılışını sapasağlam yaptık. Bakın burada Rabbimiz insanın yaratılışından bahsediyor ama temizlikten bahsetmiyor. O yüzden cevabımız Ceyhan. D şıkkımızda da Allah temizdir. Temizliği sever. Yine temizlikle ilgilenen bir hadis-i şerifimiz. Cevap Ceyhan. İkinci sorumuzu yapalım. Boşluklara gelecek uygun kelimeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bedende, elbisede, ibadet edilen mekanlarda ve içinde yaşanılan çevrede görünen kir ve pisliklerin giderilmesine. Bunlar kıymetli arkadaşlar bakın gözüken yerler, maddi yerler, bedenimiz, elbisemiz, ibadet edilen yerlerimiz nedir bunlar? Gözüken yerler yani necasetten temizlik yapmamız lazım ki buna ne diyor idik? Maddi temizlik. Şıklarımıza bakın. B şıkkımızda maddi temizlik var. Kalbin gıybet, yalan, kıskançlık, kibir gibi kötü huy ve davranışlardan arındırılıp güzel ahlak ile bezenmesine ise manevi temizlik deriz cevabımız. O yüzden bursa oluyor. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi abdestin farzları ile ilgili yanlış bir bilgiden bahsetmektedir? Bakalım hangi öğrencimiz abdestin farzlarını bilmiyor. Abdestin farzı biliyorsunuz 4 taneydi. Fatma elleri dirseklerle beraber yıkamak abdestin farzıdır demiş. Fatma'yı tebrik ediyoruz. Doğru. Meryem yüzü yıkamak abdestin farzıdır demiş. Meryem'i de tebrik ediyoruz. Doğru. Kerem kulakları meshetmek abdestin farzıdır demiş. Ah Kerem ah. İbrahim ise ayakları yıkamak abdestin farzıdır demiş. İbrahim'i de tebrik ediyoruz. Ancak Kerem Efendi maalesef kulakları meshetmek abdestin sünnetidir. Yanlış cevap verdin. Cevap Ceyhan. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Sevgili Peygamberimiz abdest alırken bazı davranışlardan kaçınmış ve Müslümanlara abdest alırken bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Aşağıdakilerin hangisi Peygamberimizin tavsiyelerinden birisi değildir? Abdest alırken kıbleye yönelmek Peygamberimizin tavsiyesi. Abdest alırken konuşmamak mümkünse yine tavsiyesi. Abdest alırken suyu yüzüne çarpmaksa değerli arkadaşlar bizim bazen şakalaşmak için yaptığımız bir davranış ama Peygamberimiz bunu tavsiye etmemiştir. Abdest alırken suyu da israf etmeyeceğiz cevabımız bu nedenle Ceyhan. Beşinci sorumuzu yapalım. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri gusül abdestinin farzlarındandır? Gusül abdestinin 3 tane farzı vardı hatırlayalım. Niyet etmek, ağzı yıkamak, başı meshetmek, burnu yıkamak, bütün bedeni yıkamak, ayakları, topukları da birlikte yıkamak. Bakın sol tarafa işaret koyduğum maddelerimiz gusül abdestinin farzlarıdır. Yani 1, 4 ve 5 hangi şıkkımızda var? Bakıyoruz. 1, 4 ve 5. Pardon 2, 4 ve 5. Çünkü 1, evet 2, 4 ve 5 C şıkkımızda cevabımızda. Bu nedenle ağzı yıkamak, burnu yıkamak, bütün bedeni yıkadığımız zaman gusül abdesti almış oluyoruz. Altıncı sorumuzu yapalım. Mustafa'nın dedesi çok hasta ve yaşlı olduğu için yataktan kalkıp tek başına abdest almakta zorlanmaktadır. Geçmiş olsun. Böyle durumlarda yanındaki tuğlayla abdest almakta ve namazını vaktinde kılmaktadır. Allah kabul etsin. Mustafa dedesinin yanındaki tuğlayı görünce şaşırmış ve babasına bu şekilde nasıl abdest aldığını sormuştur. Babası, Mustafa'ya dinimizin kolaylık dini olduğunu,
ve böyle zor durumlarda toprak cinsinden şeylerle abdest alınabileceğini anlatmış ve bu abdestle ilgili kısa bilgiler de vermiştir. Mustafa'nın babası aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış bir bilgi vermiş olur. Temiz toprakla alınan bu abdeste gusül abdesti alınır demiş. Burada gusül kelimesini yanlış söylemiş. Ne diyecekti buna? Teyemmüm abdesti demesi lazımdı. Cevap Adana. Diğerlerine de bakalım. Abdesti veya guslü bozan durumlar bu abdesti de bozar mı? Tabii ki. Suyun bulunmadığı veya özür sebebiyle kullanılamadığı durumlarda bu abdest alınır. Bu abdesti almak için niyet etmek zorunludur. Zaten teyemmüm abdestinin iki tane farzı vardır. İki darp bir niyet. Yani niyet ettim Allah rızası için teyemmüm abdesti almaya diyeceğiz. Ardından elimizi temiz toprağa vurup önce yüzümüzü daha sonra da kollarımızı meshedeceğiz kıymetli arkadaşlar. Buna teyemmüm abdesti denir. Yedinci sorumuzu yapalım. Aşağıdaki ibadetlerden hangisini yerine getirmek için abdestli olmak gerekir diye bir sorumuz var. Oruç tutmak için gerekmez. Fitre vermek için gerekmez. Zekat için de gerekmez ama namaz kılmak için muhakkak gusül abdestimizin ve normal abdestimizin olması gerekir. Sekizinci sorumuzdayız. Yukarıdaki öğrencilerden hangisi Yüce Allah'ın isminin anlamını yanlış söylemiştir? Bakalım hangi arkadaşımız bu konumuzu tam öğrenmemiş. Osman diyor ki Yüce Allah her türlü eksiklikten ve kusurdan uzaktır, tertemizdir. Bu yüzden onun bir ismi de nedir? El Kuddüs'tür. Aferin sana Osman, doğru. Serrane demiş. Yüce Allah hiçbir karşılık beklemeden ve ayrım yapmadan insanlara ikramda bulunmuştur. Bu yüzden onun bir ismi de Er-Rahman demiş ki değerli arkadaşlar burada duralım. Zeynep, Yüce Allah kullarının tevbelerini çokça kabul eden, onları bağışlayandır. Bu yüzden onun bir ismi de Tevvab'dır. Zeynep'i de tebrik ediyoruz. Ömer ise Yüce Allah dengi ve benzeri bulunmayacak kadar değerli, şerefli ve güçlüdür. Hiçbir kuvvet onu mağlup edemez. Bu yüzden onun bir ismi de El-Aziz'dir. Ömer'i de tebrik ediyoruz. Arkadaşımız Serra maalesef yanlış cevap vermişti. Peki Serra'nın doğru cevabı Er-Rahman yerine ne olacak değerli arkadaşlar? Kerim ismi. Rabbimizin Kerim ismi neydi hatırlayalım. Allah'ın hiçbir karşılık beklemeden insanlara ikramda bulunması, ihsan etmesi, daima cömert davranması, bolca bağışlaması anlamına gelir idi. Devam edelim 9. sorumuzla. Abdestin alınış aşamaları düşünüldüğünde verilen seçeneklerden hangisi en son sırada yer alır? Niyet etmek birinci sırada, ellerimizi dirseklerle birlikte yıkamaktan önce ne yaparız? Ağzımıza 3 defa su veririz, burnumuza 3 defa su veririz. Daha sonra kollarımızı dirseklerle meshederiz, başımızı meshederiz. Cevabımız Bursa olmuş oldu. Diğer sorumuzu yapalım. İslam'da beden temizliği kadar kalp temizliğine de önem verilmiştir. Kalbi kirleten kötü söz ve davranışlardan uzak durulması emredilmiş. Bu durum manevi kirlilik olarak adlandırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi manevi kirliliğe örnek değildir? Kul hakkı yemek, dedikodu yapmak, yalan söylemek ancak tırnak uzatmak nedir? Maddi bir kirliliktir. Uzatmamak lazım tırnaklarımızı. Diğer sorumuzu yapalım. Her kim abdest alır ve de abdestini güzelce almaya özen gösterirse günahları vücudundan çıkar, hatta tırnakların altından süzülür gider. Buna göre Peygamberimizin tavsiye ettiği abdest alış şeklinde aşağıdakilerden hangisi olmamalıdır? Abdest alırken kıbleye yönelmek, temiz bir yerde abdest almak, kelime-i şehadet getirmek, abdest alırken konuşmak mümkünse olmamalıdır. Cevabımız o yüzden Ceyhan. Diğer sorularımızı yapalım. Yapılan iyiliklere karşılık beklememek, insanlara ikramda bulunmak, affedici ve cömert olmak Yüce Allah'ın sevgisini kazandıracak davranışlardandır. Bu davranışlar Rabbimizin güzel isimlerden hangisinin karşılığı? Yukarıda da geçmişti. El-Kuddüs, Et-Tevvab, El-Kerim, El-Aziz. El-Kerim isminin karşılığıdır. Dinimizde temizlik maddi, manevi ve hükmü olmak üzere üç kısımda ele alınmıştır. Hükmi temizlik, ibadet amacıyla kişinin
kirlerinden arınması anlamına gelir. Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisi hükmi temizlik için kullanılmaz? Burada biliyorsunuz maddi temizlik değerli arkadaşlar, bizzat yıkayarak vücudumuzu, elbiselerimizi, efendim namaz kılacak yerimizi temiz tutmaktır. Manevi temizlik de yukarıda saymıştık işte gıybetten, dedikodudan, iftiradan uzak kalmaktır. Bize hükmi temizlik için kullanılmayan ifadeyi sormaktadır. Hadesten temizlenmek için temiz su kullanılır. Ancak bu temizliğe elverişli su bulunamamış veya o suyu kullanma imkanımız yoksa ne yaparız? Toprak veya toprak cinsinden malzemeler kullanılabilir. İşte bu yüzden hükmü temizliği yerine getirmiş oluruz ki burada zaten su bulunamadığından dolayı hükmü temizlik yapılıyor. O yüzden cevabımız nedir? Adana. Boşluk doldurma sorularıyla devam ediyoruz testimize. Teyemmüm için etmek şarttır. Yukarıda geçmişti. Teyemmüm için niyet etmeliyiz. Niyet etme Allah sağ olsun. Teyemmüm abdesti almaya deriz. Ardından toprağı iki defa vurup önce yüzümüzü sonra kollarımızı meshederiz. Sözlükte temizlenmek, arınmak anlamına gelen kelimemiz nedir? Tabii ki taharet, hadesten taharet, necasetten taharet diye bunu öğrenmiştik. Ev, sokak, cadde, park, okul gibi ortak kullanım alanlarının temiz tutulmasına ne deriz? Çevre temizliği deriz. En baştaki kelimemizi buraya getiriyoruz. İbadetleri yerine getirmeye engel olan kirlilikten abdest veya gusül alarak temizlenmeye ne deriz? Buna da hükmi temizlik deriz. Son sorumuz, vücudun abdest organlarının birinde sargı veya sargının üzerine mes yaparız değil mi? Mes, yani elimizi oraya vurarak ıslak bir şekilde burayı yıkamış sayılır. Şimdi doğruya doğru, yanlışa yanlış sorularındayız. İbadet amacıyla abdest veya gusülle yapılan temizlik türü hadesten taharettir. Doğru. Abdest belli organların yıkanması ve meshedilmesi yapılan bir ibadet türüdür. Doğru. Gusül bazı özel durumlarda tüm bedenin tepeden tırnağa suyla yıkanması ile yapılan temizliktir. Doğru. Tevvab Yüce Allah'ın kullarının tevbelerini çokça kabul etmesiyle ilgili ismidir. Doğru. Gusül abdesti suyun bulunmadığı veya kullanma imkanı olmadığı durumlarda toprak dalınan abdest. Burada yanlış yapılmış. Ne olacaktı? Teyemmüm abdesti. Kara lastik ayakları topuklarıyla birlikte örten deri ve benzeri maddelerin yapılan bir tür ayakkabı demiş. Hayır, kara lastik değildi. Neydi? Mest. Ayaklara kışın giyilen, özellikle dedelerinizin, ninelerinizin giydiği ayakkabı türü mesttir. Niyet ise abdest alırken ıslak elin başa sürülmesidir demiş. Hayır. Neydi? Buna mes deniyordu. Bakın yukarıdaki T ile bitiyor. Bu H ile bitiyor. Mes. Abdest alırken ıslak elin başa sürülmesidir. Temizlik taharetin diğer bir adı mıdır? Evet, diğer bir adıdır. Bu da doğru. Evet sevgili arkadaşlar, böylece 7. sınıf TDB dersimizin, temel bilimler dersimizin 1. dönem 2. yazı çalışma sorularımızın 2.sinin de sonuna geldik. Daha önce bir video yayınlamıştık. Ona da bakabilirsiniz. Kanalımızda 7. sınıfa ait tüm ders içeriklerini de bulabilirsiniz. Kanalımızı arkadaşlarınıza da tavsiye ederek onlarına bu bilgiler ulaşmalarına vesile olabilirsiniz diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.